Emekliye gelince emeklinin durumunu biliyorsunuz. Ne diyorlar? Emekliye zammı yıl sonunda vereceğiz. Yani Ocak ayında vereceğiz diyorlar. Ne demektir Ocak ayında vereceğiz? Asıl zammı Ocak'tan sonra yapacağız. Şimdi durumu idare ediyoruz. Parça parça zam yapıyoruz. Ama Ocak'tan sonra göreceksiniz yağmur gibi zamlar gelecek deniyor. Şimdi sakın unutmayın. Bir daha ifade ediyorum. Sakın unutmayın. Ocak'tan sonra yani belediye başkanları seçimi süreci gelecek. Belediye başkanları seçiminden sonra asıl zammı o zaman göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz. Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz. O nedenle benim bugünden size hatırlatma görevim var. Allah aşkına eğer evlatlarınızı seviyorsanız, bu güzel ülkeyi seviyorsanız, çoluk çocuğunuza hizmet ediyorsanız, huzur içinde bu memlekette hepimiz rahat yaşamak istiyorsak, önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Haktan yana kullanın, adaletten yana kullanın, hukuktan yana kullanın, insandan yana kullanın, insandan yana kullanın. Ben... Bu, bakın bu 200 lira. Piyasada en yüksek rakamı bu 200 lira. Banknot 200 lira. 200 lira ne zaman çıktı ve 200 lirayla bugüne kadar ne yapıldı? Memleketin geldiği durumu size tek tek anlatacağım. 200 lira banknot şu para 2009 yılında yürürlüğe girdi. 2009 yılında yürürlüğe girince bu 200 liralık banknotla 131 dolar para alıyordunuz. 131 dolar. Şimdi ise sadece 7 dolar alıyorsunuz. Paranın nasıl eridiğini, 200 liranın nasıl pula döndüğünü bundan daha güzel bir örnek göstermez. 2. Pirinç. Bu para yürürlüğe girdiğinde yani piyasaya sürüldüğünde 44 kilo pirinç alınıyordu. 200 lirayı götürürdünüz, 44 kilo pirinç alırdınız. Şimdi bu 200 lirayla en fazla 5 kilo pirinç alıyorsunuz. 44 kilo, 5 kilo. Elinizi vicdanınıza koyun, değerlendirmeyi ona göre yapın. Kuzu eti. Bu 200 lirayla piyasaya ilk çıktığında kasaba giderdiniz, 14 kilo kuzu eti alabiliyorsunuz. Şimdi sadece ve sadece 600 gram alıyorsunuz. 600 gram. O zaman 200 liranın ne kadar değersiz bir hale geldiğini hep beraber birlikte oturup konuşacağız ve dertlendireceğiz. Beyaz peynir. Bu 200 liraya çıktığında 2009 yılında 18 kilo beyaz peynir alıyordunuz. Bugün sadece ve sadece 200 lirayla 1 kilo beyaz peynir alabiliyorsunuz. Kuru soğan. Bu 200 lirayla 2009'da 306 kilo kuru soğan alabiliyordunuz. Şimdi sadece 11 kilo kuru soğan alabiliyorsunuz. Çeyrek altın. Bu 200 lirayla 2,5 çeyrek altın alıyordunuz. Bugün bir çeyrek altın 6.749 lira. Geldiğimiz nokta budur. Şimdi yine tercan halkına, can tercana, can Erzincan'a, Sarıgül'ün deyimiyle ben de seslenmiş olayım. Canlarım, dostlarım, arkadaşlarım. Eğer biz cansak, memleketimizin içinde bulunduğu durumu hep beraber düşünmek zorundayız. Eğer biz cansak, memleketi bu badireden çıkarmak zorundayız. Eğer biz cansak, eğer biz milliyetçiysek, eğer biz ülkemizi seviyorsak, evet bu ülke için mücadele ediyorsak, bunun gereğini yapmak zorundayız. Bakınız, bu banknot çıktıktan bir süre sonra Erdoğan şu konuşmayı yaptı. Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Doğru mu? Evet doğrudur. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Bugün 200 liranın nereden nereye geldiğini ve Türkiye'nin itibarının ne olduğunu da gördünüz. Eğer bir ülkenin, ülkeyi yöneten kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, bak beni kızdırma, senin mal varlığını açıklıyorum diyorsa, açıklarım diyorsa
o zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları benim de düşünmem lazım, sizin de düşünmeniz lazım. Sizden isteğim, oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu ona göre kullanın. Tek isteğim budur. Kılıçdaroğlu Tercan hemşehrilerimizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor.